Niye kızıyorsun? Biz onu anlamıyoruz. Ya sen tamam babacım da yani bir şey demedim. Sen konuşma. Babacım ben konuşmazsam kim konuşacak? Anne konuşsun. Baba ne? Ama sen babaya çok agresif davranıyorsun ya. Baba ne? Bak ya. Baba konuşma, başım ağrıyor baba. Sus baba. Ben senin babanım, dikkat et. Dikkat etmeyeceğim diyor. Üzüyorsun ama beni, ben sana söyleyeyim. O ne Allah'ım ya ya. Sabah da bana fırça atıyor. Anne diyor, bana bir tane çikolata getir diyor. Tamam dedim anneciğim, getiriyorum. Anne bir kere söyledim, getir diyor. Allah Allah. Tamam anneciğim diyorum. Ya tamam ya diyor. Hita, bugün çok giderlisin babacığım. Niye böyle? Allah Allah. Arkadaşlar herkese merhaba. Aa, atlar var bak Lito. Bak atlara bak. Atlar var orada işte. Arkadaşlar herkese merhaba. Kambur ailesi Almanya'da yaşam kanalına hoş geldiniz. Güne Lito'nun bize fırçalarıyla. Bak gördün mü Lito? Evet. Karavanlar varmış, ne güzel. Baksana hastayım bunlara ya. Evet alacağım sana kocacığım. Vallahi bunlar biraz büyük de. Bunları bak şurada bak eskileri var. Bak küçük mesela. Onlardan bakıyorum. 7.000 ile 10.000 arası. Aşk etam. Arabanın arkasına takacağım. Kamp. Ha? Bunlar eski herhalde. Kullanıyorlar. Böyle koyuyorlar herhalde. Böyle. Pardon. 24'ünde gideceğiz yani Selvi değil mi? 24'ü salı gününe denk geliyor. Ben perşembe sanırım, özür dilerim Hülya. Arkadaşlar güne Lito'nun fırçalarıyla başladık. Yani bu çocuk bize fırça atıyor. Şimdi de çıktık arkadaşlar. Bak. Ama niye bize fırça atıyorsun babacığım? Biz seni... Al sana fırça diyor. Arkadaşlar şimdi çıktık. Evden birkaç işimiz vardı. Onları hallettik. Şimdi de nereye gidiyoruz? Wuppertal şehrine gidiyoruz. Size şimdi birazdan yolları falan da göstereceğim. Şu ışıklara falan bir duralım da kamerayı çevireceğim yani. Biliyorum bizi görmekten sıkılıyorsunuz. Yollar daha hoşunuza gidiyor. Ah kar mı yağıyor, dolu mu yağıyor? Hadi bakalım arkadaşlar. Durur mu diye düşünüyorum birazdan. İnşallah. Dün çıkmadık. Ama dün spora gittim. Gülhan'la buluştu. Evet arkadaşlar. Lak diye değişen havaya hoş geldiniz Almanya'da. Gördüğünüz gibi. Anında değişiyor. Şu an bildiğiniz küçük küçük dolu yağıyor arkadaşlar. Wuppertal şehri. Wuppertal. Biraz böyle dışındaki otobanlarda gidiyoruz yani. Dış tarafındayız şu anda. Birazdan iç tarafına dalacağız arkadaşlar. Burada radar olabilir. 50'lik yolmuş burası. Ha, dikkatli olmakta fayda var. Şeyi öne aldık. Aynen,
şöyle bir şey var. Kuşadası'ndaki yazlığa yazlık için eşya alımı yapıyoruz. O yüzden biraz böyle mutfağı bir hafta 10 gün erteleyeceğiz gibi. Şimdi buradan devam. Çünkü arkadaşlar şu anda yazlık bomboş. Yani bu videolarda, geçmiş videolarda görebilirsiniz. Bomboş bir şu anda yazlık orada duruyor. Tamam Ayet, biraz da ineceğiz. Şimdi onu içini dolduralım ki burada bir şey kalmadı yani. 1-2 ay sonra ne biri, tabii 2 ay sonra falan orası artık şeyde yazlık yani arkadaşlar. Gidilmesi gerekecek. Gerçi 4 ay 5 ay kalacaksın. Ama psikolojimiz için önemli. Ya tabii arkadaşlar, şimdi burada aşkım. Tabii ki de yatırımlarınızı, şeylerinizi, hani İstanbulluysanız İstanbul'da. Ankara'daysanız Ankara'da yapacaksınız. Ondan yana sıkıntı yok ama kafanızı dinleyip bir kaçış yeri de yapmak sizin için önemli olur. İmkanlarınız doğrultusunda tabii. Yani bu köye kaçmak da olabilir. İnsan tabii canım. Köyde de böyle her şeyden uzak, rahat. Aynen. Yani kafa bizim dinle. Köyümüz olmadığı için arkadaşlar, İstanbul bir köy değil artık, biliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bu şekilde buradan mı döneceğiz, aşağıdan döneceğiz. Bu şekilde yani kafanızı dinleyecek, güzel, kendi imkanlarınız doğrultusunda yatırımlar yapmanız sizin için önemli. Güzel bir şey yani. Bu patara gelmeyi de bayağı oldu değil mi Ömrüm ya? Yokken bak çiçekler açmış. Bahar dalları. Bahar dalları açmış arkadaşlar. Artık yavaş yavaş. Artık kış görmüyoruz burada. Vallahi kış görmüyoruz yani. Soğuk oluyor yine bayağı da. Ama yağış. Hak ettik arkadaşlar. Güzel uzun bir tatili hak ettik. Şimdi mesela şöyle bahsedeyim. Hani kendi işinizin avantajlarından bir tanesi de arkadaşlar bu. Yani hani bir yerde çalışıyor olup da ne bileyim, hani çalışsanız ya da bir fabrikada bir yerde çalışıyor olsanız, fes bile olsanız, çok bile kazanıyor olsanız, yani yazın 2-3 hafta falan değil mi tatili? 3 hafta aynen. En fazla 3 hafta arkadaşlar tatiliniz var. Yani her halükarda hadi de ki 5 hafta. Hadi de ki 5 hafta. Hastalıktı bilmem neydi. Ama kendi şeyiniz olduğu zaman, işiniz olduğu zaman arkadaşlar bunu tolerans geçebiliyorsunuz. Kimse size hani böyle böyle nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun falan filan demiyor. Bak buraya da çamaşırcı açıyorlar. Yıkama. Bak patlıyor. Makineleri alsak mı kelepire kız? Satsalar. Ama çalışıyor olsanız isterseniz 10.000 euro alın. Aylık. Size diyor ki adam 3 hafta, 4 hafta değil, adam karışıyor size. Yani diyorsun ki ben giderim kardeşim, önemli değil falan. Git abi o zaman. Sonra işten çıkartılırsın yani.
Buralarda bir yerlerdeydi o şeydi değil mi? Dolmetşe'ye gelmiştik ya. Ha. Şey yapmıştık. Sola dönün. Sonra düz gidin. Bu taraftan da bir sonrakinden mi diyeceğim de bu taraftan. Arkadaşlar bu Wuppertal güzel ama birazcık karışık bir şehir. Yani çok böyle insan var. Yani bize çok yakın. Buranın bu havadan giden treni meşhur arkadaşlar. Tepede gidiyor ya, tepeye asılmış olan. Birazdan gösteririm hatta size. Schwebebahn. O güzel. Buraları falan bayağı bir yenilediler arkadaşlar. Böyle değildi. Yollar falan önceden değil mi? O şeyle gelirdik. Turist olarak geldiğimde trenle. Trenle. Ama o zaman çok güzeldi. Ölmüş konu. Aynen. Onun tadı da ayrı. Ne geziyorduk be Maraşko değil mi? O zaman da söyleseler bize böyle işte arabayla rahat rahat kendi eviniz var. Gidip gezeceksiniz falan. O şimdi bize cazip gelir. Aynen. Ama şimdi baktığın zaman öyle gezmek de çok güzeldi. Trene gece atla. Bir sevda. Trene atla git. Arkadaşlar bakın sol tarafta Citroen'in, Citroen ve Opel'in şeyi. Hatta dönüşte belki çekeriz ama hadi. Olabilir. Çok güzelmiş şu arabalar ya, Citroen'i. Aynen. Bak girerse durursa bir yerde. Aynen. Vallahi hak ettik. Heyecanlı bir şekilde. Yazın gelmesini bekliyoruz. Ya tabii ya. Şimdi arkadaşlar ben evi aldığım zaman yazdı. Nesli daha görmedi. Şimdi yeniden bak şey yapacak. Aynı sokağa veriyormuş ko. Evet ama yani uzatmış oldum. 2 saniye, 30 saniye uzatsan olur. 30 diye olmayınca. Şimdi Nesli görmedi arkadaşlar. Sadece videolarla şeylerle gördü. Anlattığımla gördü, bildi. Şimdi oradaki ilk yazlığa gittiklerindeki o tepkilerini falan çok merak ediyorum. Sallandım ya. Evet babacığım ya. Dikkatli sür de babaya. Baba. Efendim babacığım. Tamam baba. Arkadaşlar bakın şu ileride gördüğünüz evin arkasındaki demir şey yukarıda var ya. Yukarıda asılı gibi gözüken var ya, o tren, hatta birazdan geçse de görseniz yani. Buranın bayağı bir meşhur şeyi burası. Görünür mü? Evet, iki evin arasındaki. Bakın gibi. Şimdi göreceksiniz. Arkadaşlar bakın şu tepedeki şey var ya, tren de geçmez ki şimdi. Dur şöyle geride durayım da belki geçer. Ah geçmiyor be. Orada kaldı. Durakta bekliyor arkadaşlar. Nasıl geçti manyak adam? Manyak, yine manyak ama. Dokundursa da biraz sigortadan para alsak. Vallahi iyi olurdu, gider ayak. Gider ayak. Dokun onun arabama. De bu sokaklarda böyle arkadaşlar talan ederdik, talan. Evet. Resmen talan ederdik yani. O zaman dert yok, tasa yok, çoluk çocuk yok. Eve ekmek getirme parası derdi yok. Sola dön. Kes kafana buyurun. O zamanki dert tasa vizem bitti, vize alacağım. Evet. Üf, gene evrak hazırlayacağım falan hesabı. Ya var zaten evraklarım orada. Neden yeniden şey yapıyoruz falan gibi.
Onlar böyle tatlı heyecanlardı ya. Bütün konsolosluk falan tanıyordu artık beni yani. Arkadaşlar bakın şu sağımda kalıyor şu anda. Şimdi görebilir misiniz bilmiyorum. Dur bakayım. Şu, ulan bir tanesi de kalkmadı duraktan ya. Bakın şu sağda duruyor şu anda ama kalkmadı hala. İnsanlar iniyor. Kalkıyor. Bakın arkadaşlar. Bakın kalkıyor gidiyor şu anda. Evet. Bakın tepeden tren gidiyor. Aynen. Buranın meşhur arkadaşlar. Bu da bu ştatın, bu şehrin markası gibi bir şey. Bu bayağı bir eski zamanda yapılmış yani. Bayağı bir eski zamanda. Yani Hitler zamanında falan hani böyle yaptırmışlar bunları. Çünkü şu altından da su akıyor. O suyu takip edip bütün şehre bunu yaymışlar. Güzel bir şey yani. Ya abi şehircilik çok güzel burada. Dünyada bir Amerika, bence iki bu Avrupa yani. Felaket. Şehrin kendine özel bir şeyi var. Tabii tabii. Amerikalıların da şehirciliği fena. Oyun gibi Amerika yapıyorlar. Amerika zaten şikayet eden. Orası aşmış yani. Ya, inanılmaz bir şehircilik var arkadaşlar ya. Ya böyle bir şey yok ya. Yani tamam bazı yerleri böyle apartman falan da apartman bile olmuş olsa abi fena. Yani güzel. Şimdi burada park yeri ara. Buranın da bu sıkıntısı var. Burası büyük şehir olduğu için arkadaşlar biraz daha. Bizim oradan daha böyle kalabalık burası. Felaket bir kalabalık var. Böyle park yeri. Ama gerçi o geçen bıraktığımız hani bir kere bırakmıştık ya. Ya orayı bulabilirsek. Türk restoranları var. Herkes buralara geliyor ama biz gelmiyoruz. Buralarda bir yerdeydi o park ya. Aşk ile tam. Park yeri mi? Ha o Hülya'da. Ha bak şurası işte şurası değil mi? Burada bakıyoruz. Ha orası park yeri de. Çıkıyoruz orada. Aynen bak. Hülya'ya geldiğimiz zaman sen beni eskiden geldiğimde. Tabii. Beni havalimanına bırakacakken. Ben girmem lazım. Yolun sonunda. Burada. Sağa dön. Sonra. Üçüncü sokak. Şuradan dolacağım ya. Aynen. Ben de yakın tarihte bir yerde dedim sandım mı? Yerin 1 saati 1,5 euroymuş. 2 saati 2,5. 2,5 muydu? 3,5 mu? 3 saati de 5,5 euro. Bizimkisi 3 saati var. Haberiniz olsun. Şu aradan çıkarız zaten. Evet arkadaşlar bu Patel şehrine hoş geldiniz. Birazdan güzel size şeyleri çekerim zaten. Görürsünüz de buraları. Onu telefonla çekerim büyük bir ihtimal. İkisini GoPro ile şey yaptığım zaman birleşim olmuyor. Sıkıntı oluyor yani. Şimdi kendinize iyi bakın. Bye bye.